Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda Cüneydi Bağdadi Hazretlerini tanıtmaya, mücadelesini, fikir hayatını, doğduğu, büyüdüğü çevreyi anlatmaya çalışacağım. Cüneydi Bağdadi, velilerin seyidi, ve kerametler sarayının eşsiz sultanı. Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihaventli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından kavariri nisbesiyle tanınmaktaydı. Bizzat Cüneyt de ipek ticaretiyle meşgul olduğundan Hazzaz lakabıyla tanınmıştır. Ailesinin Nihavent'ten Bağdat'a ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Cüneyt küçük yaşta, İlim tahsiline başladı. Ebu Sevr el-Kelbi'den fıkıh okudu. Ebu Ali Hasan bin Arafi el-Abdi başta olmak üzere bazı alimlerden hadis dinledi. Dayısı Seri Es-Sakati ve Ebu Hamza el-Bağdadi gibi sufilerin sohbetinde bulundu. Zahiri ilmlere büyük önem veren Seri, onun önce şeri ilimleri öğrenmesini teşvik ettikten sonra Allah seni sufi, hadisçi değil, hadisçi sufi kılsın şeklinde dua etmiştir. Nitekim henüz 20 yaşındayken fıkıh hocası Ebu Sevr'in ders meclisinde fetva verecek seviyeye gelmişti. Cüneyt henüz çocuk bir gün okuldan evlerine döndü. Kapıyı açıp içeri girdi ve babasını ağlar bir halde buldu. Ey benim babam dedi niçin ağlıyorsun? Adam yaşlı gözlerini Cüneyt'e dikip yavrucuğum dedi. Bugün malımın zekatını dayına götürdüm ne ki o kabul etmedi. Bu sebeple gönlüm gam pençesinde inlemektedir. Biz ömrümüzü şu temeli çürük dünya için heba etmişiz. Halbuki o da hüdanın dostlarına vermeye layık değilmiş. Cüneyt kuşlar gibi çırpınarak o zekatı bana ver götürüp daima kabul ettireyim. Ve babasının elinden çil çil altınları alıp kapıdan fırladı. Doğru şeyh sırrı sekati hazretlerinin kapısına vardı ve kapıyı yumrukladı. İçeriden seslendiler. Kim o? Cevap verdi. Cüneydim, ne istiyorsun? Zekat ilahi bir farz. Onu eda etmek istiyorum. Kabul buyur. Olamaz, bir başka kapıya git. Ben sana geldim ve buradan boş dönmek divaneliktir. Ey Cüneyt, Yüce Allah bana ne fazl ve babana ne de adıl etmiştir. Allah'ın sana fazlığı şudur ki, seni derviş kıldı, sen de bu dünyayı terk ettin, Babamın da adli odur ki kendisini dünya ile meşgul etti. Şimdi ey alem şeyhi siz bu zekatı kabul etseniz de etmeseniz de babam da istese de istemese de kendisine farz olan zekatı malından ayırıp verecektir. Henüz çocukluk çağındaki Cüneyd'in bu arifane sözleri sırrı sekati hazretlerinin gönül denizini dalgalandırdı. Ey gözümün nuru yavrum dedi. Zekatı kabul etmezden evvel seni müritliğe kabul ettim. Ve kapıyı açıp Cüneyd'i içeri aldı, alnına ılık bir öpücük kondurup sıkıca kucakladı ve bundan böyle Cüneyt sırrı sekati hazretlerinden bir nefes olsun ayrılmadı ve nice hakikat elmasları elde etti. Cüneyt şer'i ilimleri iyice öğrendikten sonra kendini zühd, ibadet ve tasavvufa verdi. Aslında küçük yaştan itibaren tasavvufa hevesliydi. Henüz 7 yaşındayken şükrün ne olduğunu soran Seri'ye verdiği nimete güvenerek Allah'a asi olmamaktır diye cevap vermesi onun bu alanda ne kadar yetenekli olduğunu göstermektedir. Başta daisi olmak üzere çevresinde büyük sufilerin bulunması, onun küçük yaşta tasavvufa yönelmesine sebep olmuştur denilebilir. Bununla birlikte Cüneyt şer'i ilimlerde de sürekli meşgul oldu. Cafer el-Huldi'nin hal ile ilmi Cüneyt kadar mükemmel bir şekilde kendisine birleştiren başka bir sufi görmedim onu gören, halinin ilminden üstün, konuşmasını dinleyen ilminin halinden üstün olduğu kanaatine vardı demesi ilim ve tasavvuftaki mertebesini göstermektedir. Bundan dolayı Tavusul Ulema ve seyyid Taife gibi unvanlarla anılırdı. Mutezile alimi Ebul Kasım el-Kelbi ona hayran olmuştu. Zira edipler onun sözünden, filozoflar fikrinden, kelamcılar ilminden faydalanmak için etrafında toplanıyorlardı. Değerli dostlarım, Cüneyt 7 yaşlarında bir çocuk. Sırrı Sekat Hazretleri onu hacca götürdü. Allah'ın mukaddes evine vardılar ve orada yelpazeler gibi aşk ile döndüler. Bir gündü Kabe'de 400'den fazla pir ve meşayık baş başa verip şükür hakkında sohbet ediyorlardı. Şükrün hakikatını her biri bir türlü anlattı. Sıra Sırrı Sekat Hazretlerine gelince gözlerini Cüneyt'in gözlerine dikip ''Ey oğul'' dedi. Sen de bir şey söyle. Cüneyt başını eğip tefekkür iklimlerine daldı, sonra şöyle dedi. Şükür odur ki Allah'ın verdiği nimetlerle onu, ona asi olmayasın ve onun nimetini günah ve kötülüğe sermaye eylemeyesin. Bu söz oradaki pirlerin gönüllerine alevden bir damla gibi düştü ve hepsi de Cüneyt'e dua etti ve sırrı sekati sordu. Ey göz nuru bu sözü nerede buldun? Cüneyt cevap verdi. Senin sohbetinde ey seyidi. Cüneyt tasavvufun derinliklerine dalmak ve zihni sürekli ruhi konularla meşgul olmakla birlikte geçimini sağlamak için ticaretle de uğraşıyordu. İbn-i onun dükkanında perde ile ayırdığı bir köşede ibadete devam ettiğini söyler. Cüneyd'in irşat faaliyetine başlayacak duruma geldiğini gören Seri onu vaaz vermeye teşvik etmesine rağmen o kendisinde bu ehliyeti görmediğinden çekingen davranmış ancak manevi bir işaret üzerine meclis teşkil edip konuşmaya başlamıştı. Bununla birlikte Cüneyt Fena ve Tevhid gibi tasavvufun ince ve güç anlaşılan konularını kapalı kapılar ardında anlatmaya tercih ediyor, bazen de bunları fıkıh perdesi altında gizliyordu. Birçok ünlü Sufi Cüneyt'in sohbetinde bulunmuş, onun müridi ve halifesi olmuştur. Ebu Muhammed el-Cerir, Ebul Abbas İbnül Arabi, İsmail bin Nüceyt, Ali bin Bündar, Es-Sayrafi, Ebu Bekir Şibli, Mümşad Ed Dineveri, Abdullah Eş Şa'rani, Muhammed bin Ali El Kettani, Ebu Bekir El Vasiti, Ebu Amr El Zecacı, Cüneyd'in sohbetinde bulunan tanınmış sufilerdendir. Bu sebeple tarikatların tamamına yakın kısmı silsilelerinde Cüneyd'e yer verirler. Mutlak İmam, Küçük Şafii ve Sadri Kebir gibi ünvanlarla anılan fıkıh alimi İbni Süreyş de onun sohbetinde bulunmuş ruhaniyetinin tesirinde kalmış ve manevi alandaki bilgilerini ona borçlu olduğunu ifade etmiştir. Cüneyd'in kelamcılarla tartışmalara girdiğini göstermek için nakledilen rivayetler mübalağa olsa bile bunların içinde doğru olanları da vardır. Değerli dostlarım, Cüneyd'in ders halkası günden güne genişledi. Halk, halka halka onun etrafını aldı buraların ve ötelerin en ince hikmetleri üzerinde konuşuyor, gönül dudaklarına tasavvuf bahçelerinin manevi salkımlarını değdiriyordu. Bir gün hak dininde olmayan ve Müslüman kılına giren bir genç kendisini dinlemeye geldi. Tıpkı Müslümanlardan bir fert gibi cemaat içine girip oturdu ve dakikalarca onu dinledi. Sonra da ''Ey şeyh dedi, duydum ki Allah Resulü müminin firasetinden korkunuz zira o Allah'ın nuruyla nazar eder.'' buyurmuş. Bunun manasını anlatır mısın? Halkın haskulu ve veliler seyidi Cüneyt başını eğdi, çenesini göğsüne yapıştırdı, marifet iklimlerine daldı, bir lahza bu halde kaldı ve sonra birdenbire doğruldu. İman aynası berrak yüzünü gence çevirip haykırdı. Ey genç! İslam'a gel, Müslümanlık nurundan lezzet al. Hemen İslam'a gel ki vaktin erişmiş bulunuyor. Küfründen hiç kimsenin haberdar olmadığı Müslüman görünüşlü genç, dallar üstünde tüneyen yavru güvercinler gibi kanat çırptı ve ani bir haşyetle Cüneyd-i Bağdat Hazretlerini mübarek ellerine yapıştı, öptü, öptü. Dudakları nurlanınca da kelime-i tevhidi heceleyen sesi duyuldu. Böylece müminin nazarındaki ilahi nura ait hadis öyle bir tecelli etti ki genç de hayran kaldı halk da. Hakkın nuruyla nazar eden o gözler neleri görmeye malik değildi ki? Değerli dostlarım, Cüneyt Tasavvuf terimlerini, usul ve esaslarını tespit ederek tasavvufun ortaya çıkışını sağlayan büyük sufilerden biridir. Tasavvufi görüşleri hem kendi risaleleri hem de kaynak eserler yoluyla günümüze ulaşmıştır. Sufiliğin temel konularından biri insan ile Allah arasındaki mesafeyi kapatma meselesidir. Ona göre bu mesafe ancak tasavvuf köprüsüyle kapatılabilir. Bundan dolayı tasavvufu her şeyden alakayı kesip Allah'la olmaktır veya Allah'ın sendeki seni öldürüp kendisiyle diri kılmasıdır şeklinde tarif eder. Cüneyt birinci tanımda Allah'la kul arasındaki mesafeyi aşmak için insanın Allah'tan başka her şeyden kopması gerektiğini, ikinci tanımda ise bu yolculuğun sonunda beşeri vasıflar ortadan kalkmış olacağından insanın sadece Allah'ın sıfatlarını göreceğini, bu anlamda beşeriliğin yok olup sadece Hakk'ın var olacağını anlatmaktadır. Bu merhalede tasavvufun temel meselesi olan tevhid konusuyla karşılaşılmaktadır. Değerli dostlarım, Ebu Nasr Es-Serrac, Cüneyd'i tevhid konusuna ağırlık veren Bağdat Sufilerinden gösterir. Gerçekten de Cüneyd, Haris el-Muhasibi ve Seri Es-Sakati gibi Sufilerin üzerinde durdukları tasavvuf ve tevhid anlayışını derinleştirmiş ve bu kavrama yeni boyutlar kazandırmıştır. Cüneyd'e göre tevhid aklın bilgi sınırı dışında kalır. Sufilerin tevhidi, kıdemi hudustan ayırmak, hudusluk kaldırıp kıdemi tek bırakmaktır. Bu tarife göre o Allah'tan başka her şeyi ortadan kaldırır, hadis varlıkları kadim varlığın birer görüntüsü kabul ederek, gerçekte var olanın yalnızca Allah olduğunu düşünür ve görüntüleri yok sayar. Daha sonra gelen bütün sufi müellifler onun bu sözünün etkisinde kalmışlar ve bu ifadeyi tevhidin en veciz ifadesi saymışlardır. Ancak her sufi bu tanımı kendi görüşleri doğrultusunda yorumlamıştır. Cüneyt tevhidin çeşitli mertebelerinden bahsetmiştir. Ona göre tevhid biri avamın diğeri havasın tevhid olmak üzere iki türlüdür. İkrar, tenzih, akıl ve akli delillere dayanan tevhid avamın tevhididir. Kelamcıların kıyas ve burhana dayanan tevhid anlayışları da bu kısma girer. Kelam ilmiyle ilgilenen Cüneyt tevhidi kıdemi hadesten ayırmaktır şeklinde tarif ederken bu tevhide işaret etmiştir. Bundan dolayı Muhyiddin İbnül Arabi Fususul Hikem'de onun bu tarifini tenkit etmiştir. Cüneyt tevhidi benzetme, keyfiyet, belirleme, biçimlendirme ve örneklendirme söz konusu olmaksızın o birdir, doğurmadı, doğmadı, zıddı, dengi ve benzeri yoktur demek, bu suretle en mükemmel teklikle onun birlik gerçeğini dile getirerek böylece zaten bir olan tekliğin sonucuna varmaktır biçiminde tarif ederken de kelam alimlerinin görüşlerini tekrarlamıştır. Değerli dostlarım, Cüneyt fena konusundaki fikirlerini bir mektubunda açıklamıştır. Ona göre fena, kulun beşeri varlığını unutması, hakkın varlığında kendi ferdi varlığının eriyip kaybolmasıdır. Bunun üç mertebesi vardır. Birinci mertebede fena, kulun hakkın emirlerini ve iradesini kendi şahsi istek ve arzularına tercih etmesidir. İkinci mertebede fena, Hakkın iradesine uyup tamamıyla ona bağlanan kulun ibadetlerindeki haz ve zevklerden fani olması, hak ile kendisi arasına hiçbir vasıtanın girmemesidir. Üçüncü mertebede fena, hakkın tecellileriyle kendinden geçen kulun içinde yaşadığı hakikati de görmemesidir. Bu durumda kul nefsinden fani, hak ile bakidir, şekil olarak vardır. Ancak isim olarak yoktur. Cüneyt, Salik'in amel ve mükellefiyetlerinden kurtulacağı bir seviyeye ulaşmasının mümkün olduğundan söz eden, ve bu suretle bir bakıma ibahilikten yana olan sufilere şiddetle hücum eder, bu tür beyanları hırsızlık ve zinadan daha büyük günah sayardı. Hz. Peygamber'in sünnetine sarılma ve onu örnek alma yolu dışındaki yollardan hiçbiriyle hakka ulaşılamayacağını belirtir ve yolumuz kitap ve sünnete kayıtlıdır, tasavvuf, ilmi Kur'an ve hadisle sınırlıdır derdi. Şerih hükümlere olan bağlılığından dolayı Bayezid-i Bistami'nin sözlerini tevil etmiş, Hallacı Mansur'u ise yanından uzaklaştırmıştı. Sufi kıyafetini kullanmamış, bunun sebebini soranlara önemli olan yamalı elbise giymek değil, bağrı yanık olmaktır cevabını vererek şekilciliğe itibar etmediğini ortaya koymuştur. Sekir halini ve bu haldeyken söylenen sözleri reddetmemekle beraber sahve, temkin halini esas alan ve böylece sahıf halini tasavvufun temeli durumuna getiren Cüneyt tasavvufi görüşleri hem çağdaşı sufiler hem de daha sonraki mutasavvıflar üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Onun açtığı yoldan gidenlere Cüneydi denildiğini kaydeden Hücviri kendi şeyhlerinin de bu zümreye mensup olduklarını belirtmektedir. Cüneyd'in bazı mektupları Er-Resail günümüze kadar gelmiştir. Cüneyd'in tasavvufi düşüncelerini ifade etmek için söylediği ve sufi tabakat kitaplarında yer alan sözleri açık ve anlaşılır olmakla birlikte Risale ve mektuplarındaki ifadeleri son derece kapalıdır. İbnül Arabi bile onun sözlerini anlamadığını söylemiştir. Bunun sebebi içinde bulunduğu tasavvufi halin galebesi ve tesiri altında olması, dolayısıyla yaşadığı derin ruhi halleri ifade etmekte kelimelerin yetersiz kalmasıdır. Bunun yanı sıra Cüneyt bazı duygu ve fikirlerini remiz ve işaretlerle anlatmayı tercih etmiştir. Sıddıkların müşahedelerini işaretle anlattıkları görüşünde olan Cüneyt'in simgeciliği yani işareti ünlüdür. O zahiri ve şeri hükümleri bile bir takım tasavvufi ve ruhi allerin simgesi olarak görüyordu. Cüneyt Hazretleri zamanın ulusu idi, takva ve vera vadisinde can sazının teline mızrap vuruyordu. Gece sabahlara kadar başı kesik bir mum gibi yanıyor ve daima dili inciler saçıyordu. Nihayet bu cihan denilen saraydaki misafirliği sona erdi, şanlar ve şerefler dolu bir hayatı kelime-i tevhid ile noktaladı. Öldüğü gece onu bir ulu kişi rüyasında gördü ve sordu. Ey din şeyhi meleklere ne cevap verdin? Cüneyt hazretleri şöyle dedi. O iki melek yücelikler yurdundan benim katıma geldiler ve bana Rabbin kimdir dediler. Güldüm benim canımı Rabbim yarattı ruhlar alemindeyken bana sordu. Ve ben ona cevap verdim. Şimdi siz tekrar sorarsanız o halde size sultan sözüyle cevap vereyim. Ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudum ve muhabbet eseri deyip gittiler. Cenab-ı Hak'tan nida erişti. Ya Cüneyt cenneti diler misin? Ey ihsanı bol hüda dedim. Ben senin cemalini dilerim. Allah buyurdu ki, Ey Cüneyt, bugüne dek sen benim dediğimi tutardın, şimdi de ben senin dediğini tutarım. Rabbim Cüneyt-i Bağdadi Hazretlerine bizleri ahirette, cennette komşu eylesin. Allah Resulü başta olmak üzere bütün peygamberlere, Allah dostlarına, sahabe-i kirama komşu olma, onlarla bir ve beraber olma. Cennetül Firdevs elde etme, dilek ve temennisiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.